Merhaba arkadaşlar, bu videomla birlikte Excel serisine devam ediyoruz. Sizi ekrana alıyorum. Bu videomuzda veri tablosunu inceleyeceğiz. Burada neler var, hangi özellikler, ne işe yarıyor bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada bir veri al var. Nereden? İşte bir dosyadan. Mesela from workbook. Buna bastıktan sonra, yani aslında Excel'den veri al demek. Buna ben bastıktan sonra şimdi şöyle bir ekran gelecek. Bekliyorum ekranı. Burada bir ekran gelecek. Ben herhangi bir tane veri seçtiğimde bu alınmış olacak. Mesela şurada bir tane örnek dosya indirdim. Buraya basıyorum ve import dediğim anda ekran biraz bekleyecek tabii ki de. Buraya birkaç tane dosya bile açılabilir. Bakın burada bana soruyor table diye. Ben load diyorum, yükle dedim yani Türkçesi olarak. Ve datamız geldi. Gördüğünüz gibi bir sürü datayı başka bir Excel'den bu Excel'e otomatikmen getirdim. Şimdi burayı tekrar devam ediyorum. Buradan mesela get the from GCV seçtiğinizde yine aynı şekilde masa üstünde herhangi bir tane GCV dosyasından bu veriyi çekebilirsiniz. Bu aynı zamanda GCV olabilirdi. Dosyanın Excel hali burada. GCV'yi de burada. Ben bir nevi az önce GCV'den çektim. Burada da yine siz herhangi bir GCV dosyasından veriyi çekebilirsiniz. Import diyerek. Burada başka PDF'den veri çekebilirsiniz. Şu an elimde hali hazırda PDF yok. Fakat böyle bir hani içerisinde böyle bir data olan PDF'i olduğu gibi sizin için yine aynı şekilde buradan bir PDF seçmeniz usulüyle, hatta şuradan bakayım var mı bir şeyler. Gördüğüm kadarıyla yok. Ama bunu da buradan çekebilecektiniz. Bunları zaten zamanla yine tekrar tekrar göstereceğim size. Hani sadece kısa geçiyorum. JSON'dan, XML'den veya herhangi bir dosyadan veri al şeklinde var. Burada da eğer bir SQL serverınız varsa buralardan veri çekmenize yardımcı olacak alanlar var. Onun dışında Azure'dan veri çekebilirsiniz online'dan. Bu bölümleri geçiyorum. Burada da bir nevi açık halleri var. İşte yine CSV'den veri çekme. Burada web'den veri çekme var. Mesela nasıl bir veri çekelim? Şuradan ekrandan şeye girelim. Tablolarla ilgili ne olabilir? BIST 30 diyelim. BIST 30'a girelim bakalım. Şurada investing'e girelim. Açılsın ekran. BIST 30 dedim. Şurada ne çıkardı? Tablo çıkardı mı? Bakıyorum. Evet, şuraya gelecek şimdi tablo. Ben buradan BIST 30'un ekranını kopyaladım ve burada From Web dedikten sonra buraya bastım. OK dedim. Şimdi o gidecek ilgili alandan veri almaya çalışacak. Bakalım ne yapacak? Alamadı. Demek ki burada uygun değil. Şuraya girelim. MyTech vardı orada. MyNet vardı daha doğrusu. Milliyet varmış. Bakalım. Burada BIST 30 var. Buradan yine kopyaladım ve From Web, şuradan From Web'e bastıktan sonra burada yine alan istiyor. OK dedim. Yani URL verdim. Burada OK dedim. Connect dedim. Şimdi bağlantı kurmaya çalışacak ve bana bir ekran getirdi. Gördüğünüz gibi burada diyor ki ben hangi veriyi alayım bu internet sitesinden. Bakıyorum şöyle. Benim için bu veri yeterli diyorum. Transform data dedikten sonra tabii ki de şu an seçili olduğum yere göre bakacak biraz. Gördüğünüz gibi datanın ön halini bana burada getirdi. Buradan eğer istersem hani sayfaya yükle, close the load, kapat ve yükle, kapat ve buraya yükle gibi seçeneklerle bunu sayfaya aktarabilirim. Şimdilik aktarmayacağım. Yani bir tuşa basmam bitiriyor. Bunu da kapattıktan sonra Discord diyorum, kapatıyorum. Burada tablodan bir alan al gibi şeyler var böyle. Tablodan veya herhangi bir alandan dediğinizde burada seçtiğiniz bölümü ilgili içerisindeki alanları buradan seçmenize ve özelleştirmenize yarıyor. Veriyi almak için yine başka bir yere. Bunu geçtikten sonra bu tarif bölümleri burada işte tüm alanları yenile gibi bir özellik var. Bunu geçtikten sonra şurada nereye geldim? Ya burada shorts var. Kısacası filtre bölümü var yani.
Şurada mesela burada susurluk vesaire, yani burada bir sürü şey yazıyor. Shorts bastığımda burada evet diyor, bütün alanı seçiyor. Evet'e bastım. Shorts diyor, ben de ilçe adı, mahalle adı diyelim hatta. Şuna bastıktan sonra okey diyorum, bakın en baştan sıraladı. Mümkünse başında bir olanlar geldi. Şimdi tekrar shorts diyorum. Buradan basıyorum. Şuradan mesela A'dan Z'ye bastığımda, Z'den A'ya bastığımda Z'den A'ya, A'dan Z'ye bastığımda da A'dan Z'ye dizim yapıyor. Burada filtre ayarı var. Mesela sizin bir başlık bölümünüz var. Burayı seçtikten sonra filtreye bastığınızda şu şekilde tekrardan böyle filtremizi oluşturuyoruz. Bu filtrelerle işte buradan yalnızca birileri getir gibi bir alan seçimi yapabiliyoruz. Geri aldım. Burada oldu da hani bir sürü seçim yaptınız ve bu seçimlerle kafanız karıştı. Nasıl düzelteceksiniz bilmiyorsunuz. Buradaki bütün alanı seçmenize gerek yok. Tablonun herhangi bir yerinden clear'a bastığınızda bütün seçili filtreler temizlenir. Burada gelişmiş filtre sistemiyle de daha fazla alan belirterek bu alan içerisinde bu alan içerisindeki bu veriyi seçebilirim diyebiliyorsunuz. Bunun dışarısında şöyle bir şey yapalım. Bakın burada bir text to sütun var. Yani metinden sütunlara. Bu ne işe yarıyor? Burada bir alanınız var ve metinler var. Mesela Adnan Boşluk Menderes var. Bunu iki ayrı sütuna ayırmak istiyorsunuz. Bir nevi şuradan göstersem daha iyi olur. Mesela ben Halil Ücel, işte Hilal Uzan, başka Fatih Savaş gibi isimlerin olduğunu düşünün. Buradan işte bastığım zaman ben diyorum ki işte sabit ayarları ayarla, burada geçiyorum. Buradan da diyorum ki boşluk tuşuyla ayırma yap. Buradan isterseniz nokta, isterseniz virgül, isterseniz tab tuşuyla ya da herhangi bir işte M ile ayrılmışları seçme gibi özellikler var. Boşluk tuşuyla hayır dediğimde, evet dediğimde bakın gördüğünüz gibi isimler burada, soy isimler burada. Bunu ayıramadı sanırım. Ha, ayırmış, pardon. İlk başta şurada birinci sütun boş olduğu için oraya tekrar getirdiğinden bu burada boşta kaldı. Fatih ve Savaş gördüğünüz gibi ayırdık. Ve burada hızlı doldur gibi bir özellik var. Burada şöyle bir şey yapabiliyoruz. Mesela ben buraya bir dedikten sonra hızlı doldura bastıktan sonra bakın gördüğünüz bir 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 gibi, hani her bir gelene şey geliyormuş gibi ayarladı. Veya bir iki diye dizip hızlı doldura bastıktan sonra şöyle alanı algılayamadı. Şöyle yapalım. Ha, yine birden farklı bir bölüm olduğu için anlayamadı olayı. Neyse, hızlı doldura bastığınızda buradaki detaylara göre hızlıca dolduruyor. Dediğim gibi bu videoda daha basit anlatımlarla olayı bitireceğim. Daha sonra daha ciddi, yani detay detay neyin ne işe yaradığını anlatacağım. Burada tekrar edenler, mesela ben buraya bir tek Halil Yakut gibi bir değer yazdığımda ve şuraya tıklayıp tekrar edenleri kaldır dediğimde, evet dediğimde şöyle şurayı kaldır diye sadece burayı kaldıracağım. Yanlışa bastım. Yani sadece A sütunu diye buradan bunları kaldırdığımda ve tekrar edene bastığımda gördüğünüz gibi burada Halil Yakut'u tamamen sildi. Çünkü Halil isminde aynı sütunda iki tane gördüğü için. Şimdi burada bir de data var. Ben diyelim ki burada isimler diye bir şey girmek istiyorum. Burada da işte başka bir soy adlar getirmek istiyorum. Yani düşeyara formülü kullanacağım. Şimdilik geçiyorum. Buradaki isimlere mesela bla bla yazamayayım istiyorsanız data validation deyip data dedikten sonra burada diyorsunuz ki mesela bir liste arasında listeyi seçtikten sonra şöyle yapıyorsunuz. Tamam dedikten sonra mesela buraya böyle böyle değerler giremiyorsunuz. Nasıl, ne girebiliyorsunuz? Buradan mesela Hilal, Ali, yani aslında bir nevi sabit bir veri girmek istiyorsunuz veya bu data tablosu tabii ki de mesela burada yaş diyelim örnek. Sadece veri getirmek için değil de burada bakın world number'larla 1 ve 111 arasında bir değer getiriyorum. Mesela 2 girebiliyorum ama eksi 1 giremiyorum gördüğünüz gibi. Veya 555 gibi bir değer
Gördüğünüz gibi 55'i yazdım ama 555 yazamıyorum. Çünkü burada bir koruma oluşturdu. Burada da consolidate var. Bunu daha sonra yine göstereceğim size. Bunlar bir nevi birleşim yaptırmaya yarıyor. Şu bölümler. Ben bir de burada şunu göstermek istiyorum. Sizin diyelim ki bir tablonuz var. İşte kasa. Yani kasalar. İşte banka var. Burada da işte ne bileyim ne olsun. Alıcılar. Şimdi siz bunları böyle yazdınız ama buraya işte Ahmet, Mehmet, Fatma gibi alıcılar böyle yazıp böyle cins görünmesini istemiyorsanız buraya geliyorsunuz ve şuradan grup tuşuna basıyorsunuz. Bakın. Hop alıcıların böyle altında ek bir detay oluşmuş oldu. Hatta bunu da şöyle yapabilirsiniz. Benim düşüncem. Şurada bir tuş var. Daha zamanında anlatmıştım. Böyle geçiş aralığı koyuyor. Böyle sanki alıcıların altına girdiğinizde Ahmet, Mehmet, Fatma varmış gibi bir denge oluşturuyor. Hatta şuraya da bankalara TL hesap, TL banka, işte Euro banka diyelim. Bunları yapıp yine buradan böyle bıt 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 yapıp bunları da şuradan gruplarsanız yine datadan şöyle bir güzellik oluyor. Sanki bir bankaların yanına bastığınızda da TL banka varmış gibi bir özellik çıkıyor. Bence hoş bir detay. Şimdi burada göstereceğim ufak tefek şeyler. Ya yani burada grubu kapat, burada işte al toplam al gibi özellikler var. Bu özelliklerle anlattığım kadarıyla geçiyorum. Daha sonrasında dediğim gibi bunların kuruşu kuruşuna, Excel'in her şeyine baştan sona gireceğim. Şimdilik bu videoda bu kadar. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın.